أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيع روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم Efendimizin mübarek, mutahhar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Derya-i ilmi Rabbani, seyyar-i arş-i rahmani, kâşif-i esrar-i subhani, Muhammed Mustafa'a salavat. Hatib-u minber-i eflak ve ma'deni esrar-i levlak, munzelun fî şanihi inna erselnâk, Muhammed Mustafa'a salavat. Ol meyve-i bâg-i emani ve tut-i belâg-i seb'al mesâni, Habib-i Hudâr'a salavat. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Edirne televizyonu izleyenlerim, hemşerilerim, yine Balkanlarda bizleri devamlı izleyen, bizim programımızla beraber olan, bizlerle beraber bu manevi havayı teneffüs eden kıymetli soydaşlarım. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevla rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Bir cuma günü akşamı yine sizlerle beraberiz. Sizlerin evlerine, iş yerlerine misafir oluyoruz yine. Hep beraber müminlerin bayramı olan mübarek cuma gününün akşamı hep beraber bu manevi havayı teneffüs ediyoruz. Sizlerle beraber olmanın ben ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan mutluluğunu yaşıyor gerçekten. Tabiri caizse gerçekten her hafta haftayı iple çekiyorum. Çünkü ETV izleyenlerinle beraber oluyorum. Onların evlerine misafir oluyorum. Onlarla mübarek cuma günü akşamı manevi havayı teneffüs ediyorum. Evet, o manevi havayı teneffüs ederken gerçekten ruhum ferahlıyor, huzur buluyorum sizlerle beraber. Sizlere bu ekrandan, ETV ekranlarından seslenmek, buradan sizlere hitap etmek gerçekten beni mutlu ediyor, sevindiriyor, gururlandırıyor. Siz varsanız ağlatan hocanız da var. Evet kardeşlerim, bu akşam sizlere anne baba haklarını anlatmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Anne baba hakkı dendiğinde hemen biricik annem aklıma geliyor. Anneler günü aklıma geliyor. Evet, biliyorsunuz ki 12 Mayıs. Önümüzdeki 12 Mayıs 2024 Anneler Günü. Değerli izleyenlerim, bazıları beni eleştirebilirler. Siz kıymetli izleyenlerim, değerli hemşerilerim beni çok iyi bilirler. Ben ananelerime bağlı bir kişiyim. Yıllarca ananelerime bağlı birisi olarak sizlerin karşısında program sunmaya, programı anlatmaya, belirli konularda sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Ben süre gelen anneleri hiçbir zaman eleştirmiyorum. Evet, bu anneler gününü araştırılmasını siz kıymetli izleyenlerime bırakıyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Anneler günü dendiğinde anneyi bir güne sığdırmayalım. Anne sevgisini bir güne sığdırmayalım diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yine buradan sizlerin anneler gününü kutluyorum. Anneler günü,
annelerin sevgi, fedakarlık ve özverilerine şükranların sunulduğu en anlamlı özel bir gün olarak her yıl kutlanıyor. Bizim dinimiz Yüce İslam dini gerçekten anneye, babaya çok önem vermektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam da cennet annelerin ayakları altındadır diye buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Yani anne o kadar önemli. Anneler ailelerin temel taşları olduğunun bir kez daha hatırlandığı, bugün de annelere minnettarlık ve teşekkürün bir ifadesi olarak ben böyle görüyorum. Çeşitli hediyeler sunuluyor, ziyaret ediliyor, elleri öpülüyor, ölen annelerimiz rahmetle anılıyor. Evet, ben de tüm anneleri buradan rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun ahirete irtihal eden annelerimiz. Evet, ben 32 yıldan beri annesizim. Annem merhume Mekke-i Mükerreme'de haç farizasını yerine getirirken vefat etti. Ben buradan sizlerin vasıtasıyla, ETV vasıtasıyla yine onun ruhunu şad etmek için ona fatihalar gönderiyorum. Peki, sevgi bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı günü yılın tüm günlerine taşıyarak anneye saygıyı, sevgiyi, hürmeti hiçbir zaman kalbimizden çıkarmayarak biricik annemizin sevgisini daima kalbimizde taşıyalım, onu bir güne sığdırmayalım, annemizi devamlı sevelim, sayalım, ona saygı gösterelim. Anneler gününüzü tekrar kutluyorum. Rabbim hayatını kaybeden annelerimize rahmet etsin diyorum. Evet, şu mısralarla sözlerime devam etmek istiyorum. Çok hoşuma gitti bu satırlar. Yine dalıp derin düşüncelere yorgun gözlerle tutarken kalemimi, bir bebek saflığındaki yüreğim ve özlemini taşıyan bedenimle bu kez sana içlenip yazıyorum anne. Bir hayat düşünüyorum, baştan sona bir hayat. Yanlışlar içerisinde doğrular arayarak. Sonra birden duraksıyorum, sabrın geliyor aklıma. Sabrını düşünüyorum anne. Bilmem kaç uykusuz gecede sabahı zor etmişken sana, yine de bitmeyen şefkatinin sebebi neydi acaba? Bir karşılığı var mıydı sıkıntılarının? Yoksa bu yalan dünyada karşılıksız duygular da var mıydı anne? Nedeni basit oğul. Analık bu deyip geçme, anlamıyoruz. Sen hep iyi desen de biz seni hiç dinlemiyoruz. Bilirim. Bir avuç toprak olur ya sonumuz. Toprak olmadan seni düşündüm anne. Vefayı unutup özenti hayatların peşinde sürüklenirken insanlar hep unutulmuşlukta mı saklı kalacaktaki güzel duygular? Hep sonradan mı hatırlanacaktı değerler? Sizin de yazgınız bu muydu? Bu muydu anne? Önce sıkıştırdık sevgileri günlere, yılları böldük biz. Sonra hep bahaneler ürettik, nedenli nedensiz. Kaybettikten sonra her şeyi anlıyoruz ya biz. Sevginin de günü olur mu? Olur mu anne? Öyle ya, çağın gerektirdiği gibi yaşıyorduk. Sorgusuz, sualsiz her şeye uyuyorduk. Vaktimiz az ya, günleri de bölüyorduk. Sana bir gün yeter mi? Yeter mi anne? Sen değil miydin beni canına can bilen? Sen değil miydin benimle ağlayıp benimle gülen? Sen değil miydin ömrümün her anı ardımdan dua eden? Senin de payına düşen bu muydu? Bu muydu anne? Şimdi
atıp dünyamdan bir bir bu sahtelikleri. Koşarcasına sana gelmek istiyorum. Kaybetmeden içimdeki son güzellikleri haykırırcasına sana sesleniyorum. Sen gönlümün sultanı, sen ömrümün varı, sen kalbimin diğer yanı, sen başımın tacısın anne. Evet, kıymetli izleyenleri, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğumuz kimselere iyi davranın diyor Cenab-ı Hak Nisa suresinde. Bu ayet-i kerimede müminlere 10 görev verilmekte. Bunlardan birincisi, insana her şeyi esirgemeden vermiş olan Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İkincisine gelince, anaya babaya saygıda kusur etmemek ve onlara karşı evlatlık görevini yapmaktır. Evlatlık görevinin, kulluk görevinin hemen peşinden zikredilmesi üzerinde dikkatle düşünülmelidir. Evet, bakınız, altını çizerek tekrarlıyorum. Evlatlık görevinin, kulluk görevinin hemen peşinden zikredilmesi üzerinde dikkatle düşünülmelidir. Bizler de bir evlat olarak, bir anne babanın evladı olarak, anne babanın değerini, evlatlar üzerinde iyiliklerini nasıl anlatmaya başlayalım ki onlar bizlerin varlık sebebi, hayat dayanağı, bizi eğitip yetiştiren, her türlü kötülükten koruyup gözeten, maddi manevi çaba harcayarak bugünlere gelmemizi sağlayan en büyük varlıklardır anne babalarımız. Anne babalar çocukları uğruna zorlukların ve meşakkatlerin en ağırına katlanırlar. Söz gelimi, şöyle misal verirsek, anne, biricik annemiz gebeliğin yükünü, doğumun acısını, çocuk emzirmenin meşakkatini, terbiye ve bakımın yoğunluğunu çeker. Baba ise çocuklarına daha güzel bir hayat sağlamak, kültürlü ve eğitimli kılmak, onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamak için çalışır, didinir. Anne ve baba büyük fedakarlığı isteyerek seve seve evlatları için yapar. Bunun için çocuklarından bir övgü de istemez. Onlardan karşılık da istemez. Bir menfaat peşinde de değildir. Yaratıklar içinde insana en çok yakın olan ve insan üzerinde en çok hakkı bulunan anne ve babadır. Çünkü Allah-u Teala onları insanın var olması için sebep kılmıştır. Bunun içindir ki Allah-u Teala kendisine ibadetten sonra ikinci derecede anne ve babaya iyilik yapılmasını emretmiştir. Bu Allah'ın emri. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile, öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse de şimdi de sen onlara öyle rahmet et Allah'ım diyerek Rabbimize dua edelim anne babamız için. Birçok ayet-i kerimede
Allah'a ibadet emrinin hemen peşinden, hemen arkasından ana ve babaya itaatin gelmesi çok manalıdır. Çok önemlidir kardeşlerim. Bunu şöyle anlamak uygun olur. Şöyle açıklayalım. Sen yüzüne konan bir sineği bile kovamayacak kadar güçsüzken, elin tutmuyor, ağzın çalışmıyor, vücudun kıpırdamıyor, Allah'ın yetiştirip büyütme, merhamet edip koruma sıfatları onlarda kendini gösterdi. Öyleyse sen öncelikle Allah'ın birliğini kabul edecek, onun peşinden de ana ve babana iyilik ve itaat edeceksin. Onlar senin yanında yaşlanacak olursa, hoşuna gitmeyecek bir hareket yaptıklarında sakın onları azarlama. Gönüllerini kırma. Bir zamanlar kendini düşün. Bir zamanlar sen de hoşa gitmeyen işler yaptığında, küçücükken, aklın ermezken annen ve baban seni anlayışla karşılarlardı. Hiçbir şey demezlerdi sana. Seni azarlamazlardı. Aman evladım derlerdi. Kucağına alırlardı. Seni öperlerdi. Seni severlerdi. Senin çocukluk günlerinde yaptıklarına benzer garip hareketler yapabilirler onlar. Yersiz bulacağın sözler söyleyebilirler onlar sana. Sen de onlara aynı şekilde anlayış göster. Onların sana çocukken, bebekken, bülü çağındayken ve şu ana kadar onlar nasıl sana anlayış gösterdiyseler, şefkatli, sen de şefkatli ve merhametli ol. Bununla da kalma, bununla da yetinme. Onlara merhamet etmesi, günahlarını bağışlaması için Cenab-ı Hakk'a dua et, dua et, yalvar. Allah'ım anne babamı günahlarını affeyle, onları cennetinle, cemalinle müşerref edip affolunanlar zümresine ilhak eyle diye dua et Rabbine. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlayarak taşımıştır. Sütten ayrılması da, bakınız, sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuştur. Dönüş ancak banadır, Lokman suresinde ifade ediyor Cenab-ı Hak Teala. Kardeşlerim, birine teşekkür etmenin de bir şekli vardır. Teşekkür edilecek kimseye karşı mütevazi olunur. Ona duyulan sevgi belirtilir, yaptığı iyilik anılır ve bundan dolayı kendisine teşekkür edilir. Onun sağladığı imkan kendisini üzecek ve gücendirecek şekilde kullanılmaz. Ana ve babaya yaptıklarından dolayı teşekkür ederken de bu esasa uymalıyız kardeşlerim. Kendilerine tevazu göstermeli. Ne çok sevildikleri hissettirilmeli. Bir zamanlar kendisi için ne zahmetlere katlandıkları fırsat düştükçe söylenmeli. Kendilerine duyulan minnet ifadesi edilmeli ve onların hoşnut olmayacağı İşler asla yapılmamalı. Çocukların ana babalarına karşı en önemli görevleri onlara itaat etmek, iyilik etmek, yapılması haram olmayan isteklerini yerine getirmektir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın, İlah tanımadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emrederlerse, bakınız dikkat edin, artık onlara bu hususta itaat etme diyor. Her şeyine anne babanın itaat diyor, itaat et diyor Rabbim, ama Allah'ını tanıma, ilahını tanıma dediği zaman bu hususta onlara itaat etme diyor. Bu ayet ashabtan Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında nazil olmuş.
Hazreti Sa'd olayı şöyle anlatmakta. Ben de sizlere aktarmak istiyorum. Ben anneme hürmet ve itaat eden bir çocuktum. Öyle gördüm, öyle yetiştim. Müslüman olunca annem bana, Sa'd, bu yaptığın nedir? Ya sen bu yeni dinini bırakırsın, ya sen bu yeni dinini bırakırsın, yahut da ben yemem, içmem ve sonunda ölürüm. Sen de benim yüzümden anasının katili olarak anılırsın. Bakın kardeşlerim, annenin söylediğine bakın. Ben anneciğim, anneciğim böyle yapma. İyi bil ki ben bu dini bırakamam dedim ve iki gün, iki gece bekledim annemi. Kadın ne yedi, ne içti bunun üzerine. Vallahi anne bırakmam artık ister ye, ister yeme dedim. Bu azmimi görünce annem bu direnmesinden vazgeçti. Bunun üzerine yukarıdaki ayet-i kerime nazil oldu. Bunu Sa'd bin Ebi Vakkas bizlere anlatıyor. Onun için nazil oldu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yüce Rabbim şöyle emretti. Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Ana babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara öf dahi deme. Yüzlerine bağırma. Onları tatlı sözle an, onlara tatlı sözler söyle. Onlara merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç. Ya Rab, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle Allah'ım diye Rabbine dua et. Ana baba çocuklarına yeteri kadar iyilik yapmamış olsalar, hatta bazı zararları dokunmuş olsa da çocuklar onlara yine de iyi davranmak mecburiyetindedir. Hele hele günümüzde neler oluyor? Hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Miras sende de dursun biraz. Yani bu miras konusu hem anneyi, hem babayı, hem akrabalığı ortadan kaldırıyor. Bir parça toprak için, mal için, mülk için anne babamızı kırmayalım. Onları incitmeyelim. Güler yüzümüzü onlardan eksik etmeyelim. Yaşlanıp kendi ihtiyaçlarını temin edemez hale gelince ana babaların bütün ihtiyaçlarını temin etmek çocukların görevidir. Bu görev sadece ahlaki olmayıp hukuken de vardır. Bu görevini yerine getirmeyen kimse buna zorlanır. Allah bu görevi evlatlara yüklemektedir. Ey peygamber, sana ne sarf edeceklerini soruyorlar. De ki, sarf edeceğiniz mal, ana, baba, akrabalar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığımız her iyiliği Allah bilir. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık. Ya Rab, bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Adına alışkın dudaklarımız, mevlidine hayran kulaklarımız, günahkar da olsa yolunda yürüyor ayaklarımız, yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun, rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık, bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Ya Rab, sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, seni zikrediyoruz. Bizleri yüce dergahından boş çevirme Allah'ım diyerek programımı burada noktalamak istiyorum. Evet, kıymetli izleyenlerim, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.